Hello, ben geldim. Daha doğrusu Danla Bilic ile nasıl Instagram fenomeni olunur adlı konferansa hepiniz hoş geldiniz. Bugün Instagram makyajı yapacağız. Makyaja MAC Fix Plus spreyimizle başlıyoruz. Sinancığımı hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi. Çok havalı değil mi yazılarım falan? Yani normal fontta yazacak değildik herhalde. Orijinallerini aldık. Bilirsiniz ki bir şeyi asla abartmadan bırakma. Eski senelerdeki favori fondöteni Make Up For Ever HD Stick Türkiye'ye geri dönmüş ama ben yurt dışında bu laf olur ya, Milano'dan aldım falan filan ama aldığım birkaç bir şey var. Özür dileyerek bunu söylemek zorundayım. Orada bulunca saldırdım bu fondötenlere ama Türkiye'ye geri dönmüş. Haberiniz olsun. 117 numarası Make Up For Ever HD Stick. Böyle bir fondöten sürme tarzı yok. Sinan, şunu da göstereyim de altına yazarsın 300 euro diye. Instagram fenomeni olmanın birinci kuralı, kendinize ait olmayan kıyafetlerle ve sadece önünden geçtiğiniz mekanlarda fotoğraf çekinmektir. Instagram fenomeni olduktan sonraki dönemin birinci kuralı, bio'nuza reklam için DM şeyini girmektir. Bunu asla unutmayın. Böyle küçük anekdotlar vereceğim size arada. Ne bileyim, Nişantaşı'nda fotoğraf çekilebilir en uygun kaldırım taşı. Zor. Kaldırım taşını şoplamak en zor şeylerden biridir. Kendimden biliyorum. Photoshop'ta kendime rakip gördüğüm birkaç isim var Sinan. Birincisi Bahar Candan. Muazzam bir Photoshopçu. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Öyle bir yapıyor ki o arka plan sıfır kayma. Sıfır kayma. Bak, bacağı bu kadar yapmış. Arka plan asla kaymıyor. Bayılıyorum Bahar'a. Bahar beni ara. Şeyma Subaşı, Bahar Canan ve ben. Harika bir üçlü değil mi? Belki Kylie Jenner. Aydınlatıcımızı küçük bir aksaklıktan dolayı evde unuttuğumuz için şey yapmayacağız. Bugün aydınlatıcı kullanmayacağız. Sonuçta anamızın karnından aydınlatıcıyla doymadık ne ya? Aydınlatıcıyla doymadık. Aa, yarım saatte bir şey söylemeye çalışıyorum ama söyleyemiyorum. Söylemeyeceğim o yüzden. Sonuçta anamızın karnından aydınlatıcıyla doymadık Sinan. Yarım saattir bu cümleyi 5. tekrarlayacağım ve doymadık diyorum sonunda. Göz makyajı yapayım. Pembe giydim. Biraz pembeli bir makyaj yapacağım. Taş duş aldım kendime. Bu nasıl iğrenç, nasıl kalitesiz bir taştır. Pembe far alma gereğinde bulunmadım. Evde olanlara getirdim. Birincisi allık. Chanel'in değişik isimli bir allığı. Ama tabii ki Chanel gidip almayacaksınız bir far için. Şu renklerde yani. Marjinal bir makyaj olmalı. Şimdi Instagram fenomeni olmakta şöyle bir aşama var. Takipçinizin arttığı ilk kısımlarda, ya bu bahsettiğim kızlar genellikle fashion blogger falan filan oluyor. Benim konuşmalar ne var? Fashion blogger. Moda bloğu yani. Modacı. Kendini modacı sanan. İki kadife elbise giyip 3 kolye taktı diye kendini bilir kişi ilan eden kızlardan bahsediyorum. Böyle takipçi biraz artmaya başladığı an Instagram o fotoğrafları marka etiketlenmeye başlar. Mesela Kadıköy Çilek Sokak'tan almıştır ama Zara'ya etiketler üstüne. Çünkü bir moda blogger'ı asla Çilek Sokak'tan giyinmez kızlar. Ya ne kızlar tanıyorum öyle, arkadaşım bizzat. Üstüne alınsın. Yanlış bir şey söylemiyorum sonuçta. Allah'ın şizosu sırf Instagram'ı kasmak için mesela orası? Bansu Komune var ya, kayak yapılan yer. Oraya giden arkadaşlarından fotoğraf istiyor. Kendi gitmiş gibi atıyor mesela. Biz bilmiyoruz sanki onun evde oturduğunu. Instagram.
de Pinterest mi ne, hiç girmedim. Öyle bir uygulama var bildiğim kadarıyla. Oradan fotoğraf çalmaya bayılır bu kızlar. İşte kahvaltı masaları olsun, manzara fotoğrafları olsun, işte ne bileyim abuk subuk binalar falan. Binanın ne olduğuna dair bir fikri yok ama önündeymiş gibi fotoğraf atar mesela. Sabah evde mısır gevreği yiyordur ama bir bakarsın efsane bir kahvaltı sofrası. Portakal suları, kuş sütleri eksik değil. Evde oturmuş onu atıyor televizyon karşısında. Yemeyin bunları, yemeyin. Şimdi diğer farımız Sephora'nın Starlet de mi öyle bir şey. Bunu kullanıyoruz. Ama bunu sadece şu şuralarıma kadar, yani şu çizgiye kadar. Make-upçı mısın kız Damla? Şey pozları var ya, bacağın oraya kitap koyup iki kelimeyi yan yana getiremez. Kız bütün yaz kitap okudu deniz başında. Her gün bir fotoğraf. Şimdi, ay pembe pigmenti varmış. Kullansam mı? Nerime kullansam? Biraz pigmentliyim Sinancığım. MAC'in 10 numaralı sanırım. Fuşya. Dur. Bundan çok az alıyorum şimdi. Pigment kullanırken fırçanıza MAC Fix Plus sıkabilirsiniz. Ya da benim bir önceki videomda yaptığım gibi fırçanızı yalayabilirsiniz. Ben yalama taraftarıyım aslında ama yine de biraz elitlik olsun istedim. Instagram. Bu kızlara sadece şunu sormak istiyorum. Gerçekten her sabah o kadar güzel bir yatakta, o kadar güzel çoraplarla mı uyanıyorsunuz? Bileğin üstünde bir çorap, muhtemelen orada bir yazı yazar, mesajlı bir yazıdır o. Mısır gevreği, laptop. Apple olacak mutlaka. Asla Instagram fenomeni olamazsın. Düşünsene Casper koyduğunu. Casper var önünde. Öyle Instagram fenomeni mi olur? Gözümle işim bitti sayılabilir. Altlarına yapacağım ama onun öncesinde bir kaşımı boyayacağım. Şununla boyuyorum. Dünyanın en güzel kaş ürünlerinden biri olabilir. Asla bitmiyor. Asla. Bu yüzden en güzeli. Benim için kıstas budur. Bitmeyecek ürün. Ay Daniela. Bünyemin dişi kabul etmemesi. Ben geçen hafta diş yaptırma gibi bir gaflette bulundum. Zamanı gelmişti diye düşündüm dişin yapılmasını. Dişi yaptırdım. Ufak bir ağrısızım var, normal, yeni diş yaptırmışım falan filan derken bu ağrı bitmiyor. Bir gün oldu, iki gün oldu vesaire. Ağrı bitmiyor, yanağım şişme yapmaya başladı falan filan derken dişi çıkarttım. Bak. Böyle yaşayacağım artık. Ve bir şey söyleyeyim mi, sen yaptırdım dedim, kaç tane hakaret mesajı aldığımı tahmin dahi edemezsin. Biz seni öyle sevdik, ne demek dişini yaptırdım, bilmem ne, ağzımı sildiler. Neyse, biraz taşlanayım. Şu taşları şimdi şöyle bir kestim. Ah Daniela. Altına da takacağım Sinan. Mısır tanrısı mısın acaba ya? Aa, burada bir pigment daha gördüm. Hemen kullanmalıyım. NYX'in 20 numaralı, pig 20 numaralı pigmentinden. Ay Daniela. Savurur saçlarını esen rüzgarla bir deli sevdaya. Şimdi elimde böyle bir kaş jeli var. Benefit'in. Ben bu kaş jelini alt kirpiklerime kullanıyorum. Çünkü alt kirpiklerimde taşım çıkarsa söyle. Siyah siyah durmasını sevmiyorum. Özellikle pembe bir makyaj yaptım istemiyorum. O yüzden kaş jeliyle böyle üzerindeki farları falan filan. Bu da aklınızda bulunsun, küçük bir tavsiye. Biraz daha pigment. İsmini ben bunun okuyamam. Okursam yanlış okurum. O yüzden aşağıdan okumayı tercih edebilirsiniz. B2 blenderımız ile Instagram.
highlighter'ımı getirmişim Sinan. Gözüme sürdüğüm Chanel allı. Şimdi gerçekten allık olarak kullanacağım. Instagram. Şimdi highlighter olarak Hourglass isimli marka. Şunu. Spotlight mı? Öyle bir şeyini kullanıyoruz. Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla. Ben yine Milano'da görünce hemen saldırdım. Ama Instagram butiklerinin falan getirdiğini biliyorum. Ve pudra konusunda bence değil. Yani herkesten duyduğum kadarıyla çok sevilen, aşırı beğenilen bir marka. Ay Daniela. Sinan, sana başıma geleni anlatmak istiyorum. Hani geçtiğimiz dönemlerde bütün YouTuber'ların hacklendiği bir dönem olmuştu. Kendilerine hackleyen hacker abimle konuştuk dün. İyi biri, aramız iyi. Neyse, bir mesaj aldım gece, tamam mı, işte yabancı bir numaradan. O tarz çok mesaj aldığım için genelde hani sallamıyorum. Çünkü biri de benimle hani dalga geçiyor da olabilirler yani. Numaramı bulan bir sürü insan var. Şimdi delikanlığa bok sürdürmek istemiyorum. Ama bir yandan cevap da vermek istiyorum, tamam mı? Merak ediyorum yani. Bir de ben o işte bunların hacklendiği zamanlar bir tanesi benim yakın arkadaşımdı o zaman. Hacklendiğinde falan birlikteydik biz. Yani çocuğun ne çektiğini biliyorum, anladın mı? Neyse, isimler birbirine tutuyor. Çocuğa sordum, dedim ki böyle böyle bir numara yazdı bana, o mu falan filan. O da evet o dedi. Aha dedim, gitti hesap. Dedim gitti yani, hadi elveda Instagram falan aldım ben. Bir yandan aman diyorum, çalınırsa çalınsın, ne yapayım kafası. Küçük ama o biraz. Neyse, ben yazdım abime. Konuşmanın sonunda şey dedi bana, rahatsız olduğum biri olursa dedi, bana söyle dedi, hallederiz dedi. Muhabbet ettik biraz kendisiyle, işte neler oldu, neler bitiyor bu piyasada. İşte abimle konuştuk biz de, işte o diyor JavaScript, ben diyorum donanım, üst donanım, alt donanım, o diyor klavye, ben dedim o mouse, bilmem ne, bilirsiniz. Telefonum gitti. Ondan sonra ben dedim ne abi dedim, telefona virüs girdi dedim, o dedi kızım dedi. Yani demem o ki, sayın YouTuber'lar, Instagramer'lar vesaire, ayağınızı denk alın. Yerinizde olsam bana bulaşmazdım. İki gün sonra biri çalınır, valla benden bilir bunlara, şikayet ederler beni bu hackletti diye. Yok, kimseye bulaşmam, bilirsiniz. Sizinle pek muhatap olmuyorum. YouTuber'larla olsun, işte onlarla olsun, bunlarla olsun. Allah bir ben tekim. Bu da böyle. Dudak kremimiz de pembe. Bunu boşuna göstermeyeceğim. Bunu Milano'dan, dandik bir mağazadan, dandik bir standdan 1 euroya aldım. Bayağı bildiğiniz, şöyle rengini göstermek için gösterebilirim ama. Aynısı Flomer, Golden Rose vesaire 6-7 liraya mevcut. Dudaklarımızı büyütüyoruz. Ay, iki dolgu yaptırdım ya ağzıma yüzüme. Allah Sinan, ne tweetler. İşte her yerin değişti de. Nasıl her yerim değişti ya? Yok işte sen de biz seni doğal halin sevmiştik diyor biri. Ne yaptırdım ki Allah aşkına? Şurama bir dolgu yaptırdım. Şurama. Bir de çok az şurama eklettim. Çok da bir farkı yok yani. Salak salak bana estetik ayağı yapmayın. Yapamazsınız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Lafı umarım yerine gitmiştir Sinan. Süper dolgulu dudaklarımı biraz daha büyüteyim. Daha sonra üstümüzden şu rujumuzu geçiyoruz. Bir de bu Instagram fenomenleri sevmez beni Sinan. Niye sevmez diye sor hemen. Çünkü bunlarda takipçi şeyi var, kompleksi var. Kız bir fotoğraf için 3 saat uğraşıyor mesela, bir yere gidiyor, yerlere oturuyor, kendini yerlere atıyor, bilmem ne. Ben ağzımda maydanozla fotoğraf koyuyorum mesela. Neyse, rujumu süreyim Sinan dolgun dudaklarıma. Çok rahatsız olduğum bir durum var. Bu Instagram kızlarıyla ilgili. File çoraplarınız koktu koktu. Artık kokusu bizim telefonlarımıza geliyor. Giymeyin artık şunları. Allah aşkına giymeyin. Kız
buraya çekmiş bir tanesi. Buraya fileç araba. Hani onun olayı şurada kottan şöyle gözükür. Buraya çekmiş. Ne yapıyorsun? Kafanı da soksaydın içine. Allah aşkına şu file çorap olayını artık bitirin. Bitti. O dönem bitti. File çorap evet güzeldi. Güzel günler. Ah aklıma bir de hacker abim geldi. Ne yapıyordur acaba şimdi ya? Ayağınızı denk alın. Hacker abim var. Bu makyajla nereye gidebilirim? Hiçbir yere gidemem. Ama güzel fotoğraflar çekinebilirim. Bayağı like alan. Birazdan Sinan beni çekecek zaten. Hepinize öpüyorum. Umarım Instagram fenomeni olmak isteyen kızlarımız için faydalı bir video olmuştur. Bay bay. Haftaya görüşmek üzere. Dur pozumu da yapayım.